Ve Paradox sonunda EU4'ün son DLC'nin çıkış tarihini, ismini, her şeyini açıkladı ve bu videoda da biz de onları tek tek inceleyeceğiz. Hatta şu an ekranda gördüğünüzde Winds of Change yani son DLC'nin fragmanı arkadaşlar. Linki aşağıya koyarım. Videosu çok güzel olmuş bu arada. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz hiç uzatmayalım. Birazcık bunun neden son DLC olduğunu açıklayayım hemen size. Çünkü daha önce size söylemiştim hani bildiğim şeyler var ama söyleyemiyorum vesaire vesaire diye. Bunların hepsini tek tek gireceğim. Neden EU5'in o Project Caesar game olduğu hani net bir şekilde belli oldu. Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bu arada bu videoda gerçekten hani kesmeden etmeden edisiz hepsini tek tek okuyacağım size. Yani bu DLC'de ne alacaksınız hepsini tek tek göstermeye çalışacağım. Yeni DLC incelemeden önce çok ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Şu an ben bu videoyu editlerken yeni bir Tintotox yayınlandı. Yani EU5 ile ilgili yeni haberler de geldi. Onunla ilgili de video çekmek istiyorum. Sizden istediğim tek şey arkadaşlar 700 like. 700 like'a geldiği zaman da onun direkt yeni bölümünü incelediğim videoyu atacağım. O yüzden like'larınızı bekliyorum. Hemen devam edelim. İlk başta şunu açıklayacağım. Bu videoda biraz muhabbet edeceğim, sohbet edeceğim yani dediğim gibi editsiz ve kesimsiz bir video olacak. Girişleri falan saymazsanız. Yani çünkü muhabbet etmek istiyorum abi. Son DLC geldi anladın mı? Son DLC. Şimdi klasik bir soru. Abi son çıkan 10 DLC ya da son DLC diyorsunuz. Nereden bileceğiz bunun gerçekten son olduğunu? Hemen açıklayayım size. Şöyle suyumu da içtim. Arkadaşlar bakın. Benim Size hep söylemek istediğim şey bilmiyorum, bu benim en azından içimde olan şey. Şimdi winds of the Change işte, Winds of Change. Bu işte rüzgarın değişimi diye tercüme edilir büyük ihtimalle. Ee, bu arkadaşlar isim, işte anons edilmesini bekliyordum. Bir de EU3'ün, şu anda size EU3'ün son diyesini göstereceğim. Bakın ne yazıyor burada? EU3, Divine Wind. Yani burada da işte divine, kutsal rüzgar gibi bir şey tamam mı? EU4'ün son DLC'si yine windli yani rüzgarlı bir şey bir şeyin rüzgarı ve şimdi yeni çıkacak DLC'si de yine aynı şekilde bunun rüzgarı olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Yani bunların hepsi aslında bence en azından bence bir sign işaret. Tabi şimdi bundan fazla detaylara da gireceğiz. Yani bu bence yine güzel şeydi. Onun dışında Project Caesar'la ilgili her şeyi biliyoruz. EU5 olduğunu biliyoruz. Daha sonra neden ev olduğunu duyurmadıklarını da size söylemiştim. Çünkü EU5 olduğunu duyururlarsa bu DLC kimse almaz abi ve bunu istemiyor Paradox. Şu an Paradox şunu yapmaya çalışıyor. EU4'ten kazanabilecekliği son kuruşa kadar kazanıp çünkü unutmayın bunlar bir şirket. Kazanıp EU5'e geçmek istiyorlar. Zaten amaç da bu. Şimdi isterseniz tek tek şu dev daireyi okuyalım. Bunun bu arada linkini aşağıya koyacağım. İsteyen kendisi de okuyabilir. Bu son dev dairemiz zaten çıkış tarihi açıklandı. Yanlış değilsem Mayıs'ın bilmem kaçıydı şu an unuttum. Yine bu arada ilk videoyu çekeceğimse Türkiye'de çekmek istiyorum yani. Hatta daha da şey yapayım zaten diğersi gelmeden büyük ihtimalle benim 5 tane falan videom hazır olmuş olacaktır arkadaşlar bu early access'ten. Şimdi isterseniz başlayalım artık videonun bu kısmında tek tek inceleyeceğiz neler geldiğini. Şimdi burada genel olarak şey yapmış. Dediğim gibi arkadaşlar burayı kesme koymak istemiyorum. Direkt kendi ağzımla hepsini çevireceğim size. Ondan sonra hani a, ufaktan bir şeyimiz olur. Şimdi burada dediğim gibi ben bundan önceki hiçbir dev daireyi EO4'ün son DLC ile ilgili bu 1.37 ile ilgili yapmadım. Neden? Çünkü sonunda böyle bir özet geleceğini biliyordum ve açıkçası o kadar ilgimi çekmediği için böyle tek tek hepsini incelemek en son hepsini böyle toplu incelemek benim için daha çok iyi geliyordu. Hani o yüzden de bunu yapacağım şimdi. Şimdi öncelikle buradaki oyunumuzun isminin adı bu patch'in adı 1.37 inka patch'i olacak bilginiz olsun zaten burada inanılmaz Amerika'ya da özellikler geliyordu. Şuraları bu arada full atlayacağım arkadaşlar tamam full atlayacağım. Çünkü burada önemli hiçbir şey anlatmıyor. Burada daha da göze, genel bir özet yapılmış. Ben şu anda tek tek hepsini inceleme kısmına geçeceğim. Şimdi ilk başta inka'larla başlıyoruz. Inka'lara ne gelmiş hemen tek tek inceleyelim. Bu arada ben de sizinle bakıyorum buna. Bir kere okudum burayı ama hani yani bir kere hepsine baktım ama öyle çok detaylı bilgim yok. Şimdi inka'lara ne gelmiş arkadaşlar? 40 tane mission gelmiş gayet güzel. 12 tanesi kusku için. Ee, ondan sonra inka'yı kurduktan sonra da 28 tane ekleniyormuş inka empire'a. 12 artı 18 kaç yapar 40 yapar Bu şakayı yapmadan bak bunu da Okurken ilk okuduğumda hazırlamıştım tamam mı Bir tane new government Mekanik diyor işte divine authority Diyor bir tane de government reform gelecek Diyor ending empire diyor 11 tane yeni event gelecekmiş onun dışında Mercy'deler işte ondan sonra Religion ile ilgili değişiklikler, idealar falan filan. İnka'ya baya bir değişiklik geliyor. Bak benim bir şey söyleyeyim mi size? Aztek Maya'yı falan ben çok sevmiyorum da İnka'yı bilmiyorum. Ekstra bir sevmem. Böyle İnka şey gibi geliyor bana daha önce de söylemiştim. Amerika kıtasındaki bir ada gibi geliyor abi. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor İnka. Haberiniz olsun. Şimdi geldik buraya. Consolidate the... Aha, niye ben burayı okuyorum ki? Tamam Aztekler işte abi. Burada Azteklere de 42 tane mission geliyor. Yani 42 yeni görevimiz geliyor. Bir tane Mekanik geliyor yeni. Tonalli diye 6 tane Reform geliyor. Bu arada bunların detaylarını hani büyük ihtimalle devdarlarda görürsünüz. Ben bilmiyorum hani burada işte neydi lan onun adı. Ha. Şu Tonalli var ya bunun büyük ihtimalle detayı vardır da ben okumadım yani. 6 tane yeni Reform, 3 tane Privilege geliyor, 6 tane yeni Event geliyor, yeni bir Subject Type geliyor. Bak bunu çok seviyorum. Bak bu e 4 bu detaylarını veriyor ya. Oğlum ben bu aralar bu arada EU4'ü tekrardan böyle hani yaşlılar böyle ilk sevdiği şeye geri döner ya o, o şeye girdim ha ben bilginiz olsun yani evde orada tekrardan bir sevgim başladı. Bu tarz olayları da çok seviyorum. Neyse işte Novotel Tributary diyor. Additional content such as new local organizations. Tamam burada yine bir ekstra şeyler olacak. İşte national idea falan ekleyecekmiş. Bunları boş verin. Peace offer'da da bir değişiklik olacak diyor da. Bir tane şey eklerler oraya. Odur yani. İşte atıyorum zorla tributerim yapacağım seni falan. Mayalara geldik arkadaşlar. Burada da yine 40 tane görev var. Burayı zaten okuyorsun işte 5 tane privilege var, 2 tane Garnier var. Okey bunlar da güzelmiş bu arada. Divine Kings. Ha, bunlarla ilgili bir şey vardı. Çok güzel onu göstereceğim şimdi. Sunset Invasion. Arkadaşlar bu Sunset Invasion bu arada 10 numara bir şey. Hatta şöyle aşağıda size şeylerini göstereyim bunların. Nerede lan bunları görmem lazım benim. Neyse galiba bunları en aşağıda bir sonradan göreceğiz. O yüzden buraları atlıyorum ama Sunset Invasion bayağı iyi de. Bak Sunset Invasion ne yapıyor biliyor musun? O hatırladığımı söyleyeyim size. Bir görev alıyorsunuz arkadaşlar. Artık Avrupalıları siz kolonize ediyorsunuz. Yani şey diye geçiyor işte Western Colonization. İşte atıyorum mesela İnkasınız tamam Veya Azteksiniz. Geliyorsunuz abi işte Anadolu'ya. Pardon ne Anadolu? Lan niye gittim Anadolu'ya? Allah kahretmesin işte. İberya'ya gidiyorsunuz. Fransa'ya gidiyorsunuz. Gitar'a gidiyorsunuz. Oraları fethettiğiniz zaman orada bir koronin devleti kuruluyor. Avrupalı koloni devleti kuruyorsunuz abi. Baya baya aşırı tatlı olmuş benim için. Şu Sunset Invasion bilginiz olsun. Şimdi gelelim Venise. E. Yani Venedik'e. Venedik en çok görev alanlardan bir tanesi. Özellikle bu bölgeye şu üçlü aynı anda geldi işte. Netherlands, İtalya ve Venedik. Bunlar gerçekten baya bir görev aldı. 52 tane yeni görev almış arkadaşlar. Onun dışında Council of Ten'e yeni mekanik gelmiş, iki tane yine government reform değiştirilmiş, 15 yeni event verilmiş. Additional content as new national ideas, yeni national idealar gelmiş. Golden Republic diye bir tek kuruluyor arkadaşlar, bunu da görmüştüm. Kırmızıydı galiba rengi. Ee, bir de şunu telaffuz etmeyi bilmiyorum, Scola Grande galiba. Büyük okul mu acaba bu? Büyük okul demek galiba latince de. I don't know. Bilmiyorum bunu, bilen biri söylerse güzel olur. İtalya'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar 46 tane mission'ımız var. Ee, 21 tanesi yeniymiş. 25 tanesi de e önceden kalan, Emperor'dan kalan ama yenilenmişler bunlar. 3 tane estate privilege'ımız varmış. 12 tane event gelmiş. 3 tane yeni kasus belli gelmiş. Roman Ambition, Scramble for, for America ve Dismantled the HRE var. Şimdi burada 3 tane de sadece şu Roman Ambition'ı söyleyeceğim. Şu Roman Ambition benim çok hoşuma gitti. Burada da zaten İtalya görev ağacını aslında incelerseniz o dev dairede. İşte İtalya'nın topraklarını tekrardan kontrol etmenizi sağlıyor. İşte Roma İmparatorluğu'nu düşünün. Oradaki bir toprağı aldığınız zaman Agri-Expansion'da indirmiyorsunuz, Ondan sonra e, işte Peace Deal'da falan indirmiyorsunuz. Yani İtalya'nın Roma kurması bence en kolay ülkelerden bir tanesi olacak. Bu DLC'den sonra, DLC'den sonra. The Netherlands yani Hollanda. Şimdi burada arkadaşlar 64 tane mission gelmiş. Bence bu 1.37'de yanlış değilsem ki değilim büyük ihtimalle en çok mission tree Hollanda'ya verilmiş 64 tane yeter oğlum ne yapmış <laughs> 4 tane ne 12 tane event veriliyor bir de Hollanda'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar Şimdi Unite to Crowns yapabiliyorsunuz bu uh, bir devlet bu tag yani İngiltere ile birleşiyor Hollanda onun tagi bir de Hollanda şey mekaniğini de aldı artık Hollanda'da bir şey kurabiliyor Dutch East Indies uh, East Indian Company işte Hindistan'a gidip Hindistan'ı fethettiği zaman orada koloni oluşturabiliyor. Daha doğrusu CIA şirketi oluşturabiliyor. Bunu bir tek İngiltere yapabiliyordu. Ya bak bu arada mesela eyvallah şimdi Hollanda'nın yapması tarihi. E tam şeyin yapması da tarihi. Allah kahretmesin tıkladık lanet olsun. Neyse lan bakayım bir aşağıda gösterebilirsem bunları da göstereyim. Yani açılmışsa bir şey vardır arkadaşlar. Bu e, Serenisma. Bu galiba yine kurulabilir bir tek. Burada Venedik'e özel. Daha sonra bakalım bir burada İtalya'nın görev ağacı. Ulan hepsine tıklasa mıydık acaba la böyle? <laughs> I don't know actually. Bilmiyorum. Yapabiliriz. İşte bu Hollanda'nın hayvan gibi bir şeyi var. İşte bu United Crowns krallığı. Bu arada bu söylediğim bütün teklerin böyle yeni ideyaları da var ya. Yani. Onu unutmayın. Baksana aşırı iyiye benziyor. Bak bu good spirit is, tamam mı? Bu global setter increase veriyor. Bu trade efficiency veriyor. Bu da 115 moral veriyor. Bu da merchant veriyor. Bir de trade efficiency veriyor bu büyük ihtimalle. Aşırı iyi oğlum. Çok güçlü. Çok güzel. Çok sevdim. Heh, bu da söylemek istediğim şey oğlum. Gerçekten Rabbim istemiş yani bunu görmemizi. Ee, burada da arkadaşlar şey görüyorsun işte. Ee, Dutch East, e, Hollanda ile birlikte nasıl Hindistanlı ticari şirketi kurarsanız onu görmüş oluyorsunuz. Oo, bir de bize eski yerimizi yolladı. Vallahi çok güzel. Macaristan arkadaşlar. Burada Macarlar. Dominated the different thrones not so far ago. Tamam burada işte 42 tane yeni şey gelmiş bak bunlar bile bağırıyor biz son siz diyor. Oğlum Macaristan'ın zaten kontenti vardı, Hollanda'nın kontenti vardı, Avusturya'nın hayvan gibi görev ağacı vardı arkadaşlar. Yani I don't know yani bu, daha bunlar daha ne yapsınlar olmadan var son şey olduğunu söylemek için. İşte burada The Order of the Dragon diyor ee, 15 tane yeni event eklemişler. Bence gayet güzel ya. Bir de şurada şu kuman lankers var ya. Acaba bunu sallıyorum şu an. Bu kuman kıpçaklarla bir alakası olabilir mi? Çünkü Macarların içinde de Türkleşmiş kavimler veya Türk kavimler vardı ya. Tam bilmiyorum şu avarlardan kalan işte Hunlar falan filan. Yine bilen bir manyak vardır. O bizi aydınlatırsa çok sevinirim abi. Avusturya'ya gelelim burada. Avusturya zaten de, ya ben tekrar söylüyorum. Oğlum Avusturya zaten çok güçlüydü. Çok büyük kontenti vardı. Niye böyle oldu ben anlamadım. Bayağı eklediler buna. Ee, ne eklediler işte, 53 tane mission'ı varmış arkadaşlar, ee, Legacy of Charlemagne ve 6 tane de German Conquest. Charlemagne'e de gitmiş, burada güzel. Bu arada, ulan çok farklı bir reklam olacak ama, Age of Charlemagne Total War serisine de başlamayı düşünüyorum. İstediğim ülkeyi, hangisiyle oynamak istediğinizi toplulukta var, anket oraya katabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Yeni government reformlar var. 9 tane estate privilege'imiz var. 12 tane event'imiz var. 2 tane new decision'imiz var. Iberian Union ve Habsburg Land diyor arkadaşlar. Bu galiba yanlış değilsem bir tane tuş arkadaşlar. Burada hani şey vardı ya. Kanuni Sultan Süleyman'ın düşmanı. Vallahi adını unuttum onun. Yine Şarlman olması lazım. Aynen Şarlman olması lazımdı. İşte Şarlman'ın o landleri vardı ya. O Avrupa'nın gördüğü en büyük krallıklardan birini kurmuştu. Onu büyük ihtimalle tek tıkla alabileceksiniz. Bu bir tık. Ya abi şunu diyeceğim. Avusturya zaten çok bozuktu. Özellikle HR kurması çok hızlı ya. Neden böyle yapmışlar anlamadım. İki tane yeni subject. Core ve Core Union diyor. Allah Allah. Bak bu da interesting ya. Bu interesting. Bu ama Avusturya'ya özel mi olacak? Mesela Core çok mantıklı bir şey geldi bana. Bilmiyorum. A new nation, Avusturya Macaristan bak bu çok saçma bu çok saçma hani mantığı güzelle yani bunu zaten büyük ihtimalle şu an tahminimce hasta dev dairede büyük ihtimalle yazmıyordur o yüzden bakmayacağım ama Büyük ihtimalle arkadaşlar Revolution çağı var ya işte devrim çağı O çağ özel bir şeydir bu Zaten onun dışında da çok mantıklı bir hareket değil. O yüzden bunu geçiyorum abi. İşte Diplomatic Action, Mercenary, Imperial Incidents ve Disaster'larla bir sürü content eklenmiş. Bohemia'ya geliyoruz. Bohemia'yı ben zaten biliyordum, seviyordum. Burada yanlış değilsem şöyle bir şey de olacak. Mesela Bohemia'da Hussite'i seçtiğiniz zaman Imperator olma yolunuz neredeyse kapanıyordu. Yani işte din savaşlarını falan bekleyeceksiniz. Galiba burada onu değiştirdiler. Eğer şey gibi bir mantık varsa çok güzel atıyorum oyunun başına büyük bir savaş vereceğiz abi katoliklere karşı atıyorum imparatora karşı kazanırsak bir anda imparatorluğun dinini hüsait yapacağız falan aşırı güzel bir aslında kontent olabilir bilmiyorum. onun dışında işte 10 tane yeni event verilmiş, bir tane estate privilege verilmiş, iki tane reform verilmiş. Great Moravia diye bir formable nation var. Bunun da rengi bu arada çok güzeldi. Ama ben şeyini hiç sevmedim renginin. Abi yanında da Galicia Podolia var. Onunla aynı renk. Ulan tamam lan. Hadi gidelim sizin için ona da bakalım. Oğlum in bakayım aşağı Artof var. Şimdi burada Macar şeylerini anlatıyor işte. Avusturya görev ağacını anlatıyor. formabulları göstersin bakayım bize. Heh tamam. Abi şurada Galicia Podolia var. Oğlum ikisi de aynı renk. Bu da bu arada ideaları delisi meraklısı bakmak isterse diye. Nitra var abi. Nitra'ya da kontent gelmiş. Vallahi helal olsun. bayağı bir kontent getiriyorlar ya. Yemin ederim var ya. hisin kayf arkadaşlar. Burada Germany'yi geçiyorum zaten. Germany'de çok bir şey yok arkadaşlar. işte ne diyor? 30 tane mission varmış 30 tane mission varmış 9 tanesi yeniymiş 21 tanesi eskiymiş ama yenilemişler bunu 12 tane yeni government reform varmış government mechanic varmış cultural unit, unity bunu hiç bilmiyorum bu arada Turney ve Estate Privilege diyor iki tane yeni Estate Privilege varmış. 15 tane yeni event varmış. iki tane kasus belli sebebi geliyormuş. Scramble for Africa and claim a peace. Şimdi burada bildiğim Scramble of for Africa var. Yanlış değilsem bu da şöyle arkadaşlar. Aa bak buna da incorporated vasal geliyormuş. Oğlum çok güzel lan. Osmanlı'ya eyaleti getirdiler ya. Osmanlı eyaletinden önce böyle özel bir sistem var mıydı? Ben hatırlamıyorum. Bence Osmanlı ile başladı her şey. Neyse. Şu Scramble for Africa'yı bildiğim için söylüyorum size. Mesela siz İngilteresiniz, Afrika'dan toprak aldınız ya. Germany de oraya karşı bir kasus beli kazanıyor arkadaşlar. Yani Almanlar istediği her yeri fethedebiliyorlar. Ee, Avrupalılar kolonize etmişse yanlış değilsem bonusları da şeydi işte e, indirim alıyorlardı işte War Score'da falan. Hisin kayfa biliyorsunuz zaten e, işte Eyyubi Sultanlığı'nın Selahattin Eyyubi'nin ismi aklıma gelmedi. Selahattin Eyyubi'nin sultanlarının devamı olduğu için burada Hisin Kayfa'yı koymuşlar. 38 tane New Mission. Bu, ya bu direkt abi bir kere gireceksin bu Hisin Kayfa'yı oynayıp eğleneceksin. Zaten büyük 3 saatte falan halledersiniz o kempeğini camp de. Güzel bir seriye benziyor yani onu da çekeriz büyük ihtimalle. Hormuz ve Oman diyor arkadaşlar. Ee, burada ya bu iki ülke o kadar sevmiyorum ki okumayacağım bile. Gerçekten işte bakarsınız abi burada. Yani gerçekten bunun başka hiçbir şeyler arkadaşlar. Sadece o bölgeye çok şey değilim abi. Trabzon'a geçelim hemen. An mission for Trabzon with 20 new missions. Yeni 20 tane yeni mission vereceklermiş. Bu arada Trabzon'un bence yanlış değilsem zaten vardı. Onları mı yenilemişler? Toplam mı 20 yoksa bir şeye 20 mi eklemişler onu anlamadım burada. Burada ne diyor? 2 tane new government reforms to empire of Trabzon. Crusader Nobility bu gayet güzel. Abi Trabzon'a bu arada çok fazla content yapılabilir. Oğlum çünkü bu adam e, işte Bizans'ın devamı olabilecek bir adam yani anladın Buna bayağı bir content gelebilirdi. Zaten getirmeleri güzel olmuş. The Gothics in Crimea. Ben niye yine okumaya daldım? Theodoro. niye Theodoro'yla da bu Eyyubiler gibi bir tane campaign yapıp kaçacaksın abi. 20 tane mission var. Ondan sonra Russian Alliance diye bir şey varmış. 3 tane New Government. Ha bu Russian Alliance hatırlıyorum ben bu arada. Ruslardan genel alınabiliyorduk galiba. Yanlış değilsem o bayağı iyimiş abi. Ee, yani mekanik eklemesi güzel. Anladınız mı? Öyle bir şey söyleyeyim size. Hordes'lar arkadaşlar Foreign Powers. Tamam yine ben okumaya daldım. Pardon. 3 yeni mission trees for the hordes with 54 missions in total. Diyor ki 3 tane yeni mission tree ekleniyor. 54 tane mission total olacakmış. Ee, Tatarları, Moğolları ve Mongolları. Mogulistan dediği Çağatay bu arada. Onu biliyorum ismini değiştirmişler. İşte 43 tane benzer görev olacakmış. 5 tanesi Tatarlara unique olacakmış. 3 tanesi Çağatay'a unique olacakmış. 3 tanesi de Moğollara unique olacakmış. 6 tane de religious branching mission diyor. Yani dine özel bir yol veriyorlarmış. İşte tolerance, confession ve devout yollarını kapsayan. Şu an çok iyi anlatamadım çünkü bilmiyorum ben de burada tam detaylarını. Bildiğim tek şey hortlar bayağı değişiyor. Bütün hortlara güzel şey, güzel şeyler geliyor. İşte Oirat'a geliyor, Yuan'a geliyor. Ondan sonra Çağatay zaten isim değiştiriyor falan derken. Okey ama benim asıl ilgimi çeken arkadaşlar... Mongol Brother Realm diye bir yeni subjecktif. Bak şu tipini her gördüğümde çok severim. Ya bunların hepsini tek tek çalışmamız gerekiyor ya. Kimine üşendirici gelebilir ama benim hoşuma gidiyor. Oyunu biraz daha detaylandırıyor ya bilmiyorum seviyorum. Timur geldik bizim adamımıza. Bizim ülkemizde de çok severim. Ben de kendisini çok severim. Harika bir komutandır çünkü kendisi. 50 tane mission In total var diyor arkadaşlar 50 tane mission eklenmiş buraya 2 tane yeni government reform eklenmiş 6 tane estate project eklenmiş 11 yeni event eklenmiş reconquest of china diye bir cb gelmiş biliyorsunuz timurun asıl hedefi zaten çin'i fethetmekti bu da bayağı iyi olmuş bu arada ee, bir de soyurgay diye yeni bir subject type gelmiş gayet güzel gayet güzel Muggles. Muggles arkadaşlar. 53 tane yeni event ge e görev gelmiş. 7 tane yeni event. 6 tane asset privilege. Ve new dışınlarla mercenary company yani paralı askerler gelmiş. Flavor content diyor. 32 tane yeni unit type. Bak bunu kimse yine unumursamıyor ama ben seviyorum biliyorsunuz mu? Vallahi billahi ben bunu çok seviyorum. Böyle bütün unitler böyle çok farklı kıyafet giyiyor ya onu seviyorum. 9 tane de yeni şarkı olacakmış arkadaşlar. Hatta erken şey alırsanız sipariş verirseniz şunu yanlış değilsem bedavaya veriyorlardı unuttum valla hiç hatırlamıyorum onu şimdi gelelim arkadaşlar şu detaylara bu baya önemli burada şunu söylüyor hani biliyorsunuz ya paradoksun işte konten çıkarttığı ülkeler var konten çıkartmadığı ülkeler var bazı ülkeler bomboş böyle hiç görev ağacı falan yok ya işte burada arkadaşlar şunu söylüyor Paradox. Onu bile değiştirmişler. Ya daha adamlar ne yapsın oğlum biz bu oyuna geri gelmeyeceğiz demek için Allah aşkına. Ya Paradox şunu diyor. Bu ülkelere biz bir daha dokunmayacağız. Bunlara yeni bir yenilik de gelmeyecek diyor. O yüzden hani son bir dokunuşumuzu yapalım diyor. Bu bütün ülkeler kastediliyor bu arada burada. Ee, bu generic mission tree yani base hani oyun herhangi bir ekstra content DLC'si olmayan bütün ülkelerin aldığı şey işte. Olan konuşamadım. Allah kahretsin. Oyunu umarım eu 5 Türkçe çıkaracaklar İnşallah ki böyle bir sorun yaşamayacağız arkadaşlar. Ee, böyle bir durum var yani. Şimdi bir göz attığım zaman burada ne diyor işte modding part diyor. Aranızda mod yapan varsa dediğim gibi zaten aşağıya koyuyorum. Arkadaşlar linki okuyabilirsiniz burada. Burada görsellere değinmişler. Bunlar çok da önemli değil benim için açıkçası. Heh, yeni monumentlar gelmiş onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar bir tanesi. Nereye gelmiş nitraya gelmiş bu nitrayı göstermiştim Macaristan'da bu Slovak state var ya en değerli state Şimdi burada bir tane bozuk bir şey var abi interest per annum eksi 1 diyor Bak bu çok Çok büyük bir şey Yani bunu, bunu nasıl düzeltecekler bilmiyorum çünkü Bir iki tane daha buffla birleştirdiğiniz zaman borcu bedavaya falan getirip düştü ya şunu aldığını direkt borç Borç normal paradan daha mantıklı oluyor Viyana'ya bir şey geliyormuş arkadaşlar. Bir tane diplomat. Monthly Splendor diyor. Bu da çok güzel bu arada. Years for Personal Union Integration. Eksi 5 diyor. Bu eksi 5 dediği şey mi bu arada? Atıyorum 50 yılda ya. 45 yıla mı düşüyor? Çok da büyük değil yani. Chance to inherit. Aa okey. Bu tam Viyana'ya özel olmuş bu arada. Gerçekten tam Viyana'ya özel olmuş. Tebrik ediyorum buradan. Amsterdam'a gelelim arkadaşlar. Global'a bakacağım sadece. Aslında bir şey değil mi? Bu toprak bayağı değerli oldu. için bunlar bile önemli de. Neyse biz yine Global'a bakalım. Trade Company Investment costs eksi 10 diyor. Bak bir tane gameplay var arkadaşlar. Bütün her yere kendi topraklarınızla trade company yapıyorsunuz. Şununla onu birleştirdiğiniz zaman çok zengin bir şey olabiliriz abi, biliyor musunuz? Valla ona da bakmak lazım bir ara. Venetian Arsenal diyor. Burada Venedik'e de bir tane şey verilmiş. Galleys Force Limit. Bu Galleys'i bilerek mi yanlış yazmışlar yoksa böyle mi bilmiyorum açıkçası. %25 diyor abi. Galiba bunlara özel bir şey olacak. Okay, 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 okay. Country of ships. Okay. Ha, aynen. Zaten tamam, okay. Bu büyük ihtimalle Galley değil abi, başka bir şey. Sarayda bir tane şey yapacaklar işte bu da hortlar özeldir büyük ihtimalle yıllı hort unity artı 1 diyor. Envoy travel time eksi 25 diyor. Ben bunu bu arada yine çok sevdim. Şu envoy travel time var ya çok küçümseniyor ama çok güzel bir şey. Hızlı hızlı gitme. Aleppo'ya bir tane koymuşlar. Ondan sonra işte Aleppo'da ne var arkadaşlar? Yüzde %50 defensiveness. Bu bir boka yaramıyormuş. <laughs> Oğlum sadece own province diyor. Global bir şey yok ya bunda. Bunlar religious unity Oha %50 diyor. Ne yaptın sen Kaşkarda? e, ee, Monthly Piety Acceleration bir de Ulema arkadaşlar bu bayağı iyi ben bunu çok sevdim özellikle World Conquest falan yapıyorsanız bayağı iyi Buraya geldiğimiz zaman da bu da galiba Azteklerin tapınaklarından bir tanesi Diplomatic Reputation Ignore Coring Distance mı? What the heck? Culture Conversion Time x 30 diyor. Bu Coring Ignore Coring Distance bayağı OP bir şey bu arada. Bir, yani bu şey demek atıyorum işte işte Afrika'da toprağınız var ya gidip Rusya'nın kuzeyinden bir yeri korlayabileceksiniz. Tabi bunu almanız çok zor olacak çünkü önce Aztek olarak oynamanız lazım ya da Aztekleri fethetmeniz lazım Avrupa'yı keşfetmeniz lazım falan filan bunlar zor, zor işte neyse her neyse arkadaşlar bence biz her şeyi coverladık yani benim daha fazla eklemek istediğim bir şey yok açıkçası videoyu da çok uzatmak istemiyorum şu an 20 dakika geçmiş görünüyor bende. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi ben bunun son DLC olduğuna inanıyorum ya bundan sonra olursa hadi bak Taş şatlasın böyle çok hafif bir şey olur o da böyle tamamen gösteriş için olur Ama yani bundan sonra insanlar şey içinde tutamaz arkadaşlar artık ev 5'i anonslatmak zorunda kalacaklar Project projeksizler projeksizler Yeter bir yere kadar yani O yüzden bence gayet güzel oldu dediğim gibi bunun Türkiye'de de ilk videosunu çekeceğim Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum Videoyu beğenirseniz sevinirim. Bunu niye hatırlatıyorum arkadaşlar? Çünkü siz beğendikçe ben videoda tekrardan çekiyorum. Başka bir sebebi yok yani. İstiyorsanız gerçekten beğenmeyseniz beğenmeyin abi. Unutanlar oluyor vesaire. Hatta buraya kadar izlediysen kesin beğen. Abone değilsen de lütfen abone ol. Çünkü dediğim gibi abone olman da yani video yapmamı teşvik ediyor. Ve son olarak da zile basarsan sevinirim. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinleyen bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize dikkat